Günaydınlar, merhabalar efendim. Güzel bir cumartesi sabahında yeniden birlikteyiz. Koca bir haftayı geride bıraktık. Bu sabah doktorlarımızdan neleri dinleyeceğiz? Dört konu başlığımız var ve bunlardan bir tanesi mutlaka sizi ilgilendiriyor olabilir. Kısaca bir göz atalım konularımıza. Ardından sohbete başlıyoruz. Sağlık kontrolü bu hafta yine hayatınıza sağlık katacak bilgilerle dolu. Ramazan ayı ile birlikte oruçlar tutuluyor, iftar sofraları kuruluyor. Peki hangi hastalar oruç tutabilir? Hangi hastaların oruç tutması tehlikeli olabilir? İftarda ve sahurda neler yenmeli? Hangi yiyeceklerden uzak durulmalı? Profesör Doktor Ayşen Elvacı birazdan sağlık kontrolünde açıklıyor. Ağızda eksik diş bulunması birçok sağlık sorununa yol açabilir, gülümsemenizi engelleyebilir. Diş hekimi Doktor Hasan Aydilek eksik dişlerin tamamlanmasını sağlayan implant tedavisindeki yeni gelişmeleri bugün sağlık kontrolünde anlatıyor. Estetik burun ameliyatları yeni yöntemlerle çok daha kolay yapılır hale geldi. Doçent Doktor Şaban Çelebi, estetik ameliyatların nasıl yapıldığını ve kimlerin bu operasyonlara uygun olduğunu birazdan sağlık kontrolünde açıklıyor. Miyomlar birçok kadında kısırlık başta olmak üzere önemli sorunlara yol açabilir, tedavi edilmezlerse hayatı zorlaştırabilir. Doçent Doktor Önder Koç, Miyomların nedenlerini ve tedavisini bugün sağlık kontrolünde anlatıyor. Evet Ramazan'da açlık süresi 17 saate aşıyor. Havalarda giderek ısınıyor. 22 Haziran'dan itibaren de daha sıcak havalarla karşı karşıyayız. Peki kalp hastaları, hipertansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Tutmakta ısrar ediyorlarsa bilhassa iftar ve sahurda ilaçları nasıl düzenlenebilir bunları konuşuyor olacağız ilk olarak bu konudaki bilgileri de bize Firun Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşen Helvacı anlatacaklar günaydın hocam Günaydın. hoş geldiniz teşekkür ederim hoş Ramazan'da 17 saat aşan bir açlık süresi öncelikle e, hipertansiyon hastaları ve kalp hastaları için e, orucun elbette vücudumuza faydalar ama olası riskleri neler? Evet, e, olası riskleri sizin de söylediğiniz gibi e, su kaybı e, bir kere, elektrolit kaybı. Eğer çok sayıda ilaçlar alıyorlarsa e, onları sadece sahur ve iftara bölmek zorunda kalmaları e, riskler olabilir. Çok sıcak olunca tansiyon e, yükselmelerinden çok düşme aslında bekliyoruz. E, tansiyon düşmeleri rastlanabilir e, Bu tür riskler e, olabilir evet. tabi Ramazan ayında Peki daha önce e, bypass geçirmiş hastalara veya kalp damarlarına stent takılı hastalara sanırım önermiyoruz oruç tutmayı Kesin böyle bir şey yok son 3 ay içinde eğer bypass geçirmişse e, stent, ilaç salınımlı stentler var onlarda 1 yıl süreyle e, kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorundalar bir yıl süreyle tutmamalarını öneriyoruz eğer ilaç kaplı sitentse. Eğer bu sitentle tüm damar problemleri çözülmüşse ve hastanın herhangi bir şikayeti yoksa bu hastalar tutabilirler. Eğer kalp krizi geçirmişse yine 3 ay gibi bir süremiz var. 3 aydan daha uzun bir süre önce geçirmişse eşlik eden başka bir hastalık yoksa ve ayarlıysa ilaçlarla herhangi bir şikayet yoksa o zaman bu hastada doktor kontrolünde yine tutabilir. Kalp hastalığı için şöyle genel bir kural söyleyebilirim. Bir kere Ramazan öncesi hastalıklarının ayarlı olması gerekiyor. Tansiyonsa tansiyonu istenen düzeyde olacak. Kalp hastası ise onda da yine belirti belirtisi olmayan ve şikayeti olmayan bir durumda olması lazım hastanın. Hı hı. Peki açlık yanı sıra susuzluk bu da böbrekleri daha çok etkiliyor ve hipertansiyon hastalarında bilhassa böbrekler daha hassas olabiliyor. Bu durumda tavsiyeleriniz neler eğer kişi oruç tutuyorsa? Evet şimdi herkese göre tabi alınacak su miktarı da değişebilir ama genel olarak 2 litre diyebiliriz herkes için ama güneş altında tarlada çalışan bir insanla Masa başında klimalı ortamda oturan insanların su ihtiyacı da yiyecek ihtiyacı da farklı oluyor tabii. Daha fazla su da alabilirler. İdrar söktürücü alıyorlarsa bir kere çok sayıda idrar söktürücü varsa o zaman oruç tutmayın zaten önermiyoruz. Ama tek bir idrar söktürücüyle ayarlıysa iftar saatinde almasını idrar söktürücüsünü Hı -hı. önerebiliriz. Ve tuz miktarını da birazcık artırmakta yarar var. Hı -hı. Çünkü tuzlu kaybı beslenmeyle... olacak tabii. Faydasın. Güneş saatlerinde e, sokağa çıkmamak, eğer çalışmayan insanlarsa biraz e, evde geçirmekte yararlı olabilir. Evet. Şimdi tuz kaybına biraz daha e, tuzlu beslenme dedik. Günde üç kez ilaç alan veya 5 kez ilaç alan hipertansiyon hastaları var. Onlar sahur ve iftarda nasıl bölecekler ilaçları? Evet, çok sayıda ilaç alıyorsa zor. E, hipertansiyon için e, tek ilaçla e, tansiyonu ayarlıysa veya kombine preparatlar diyoruz biz bir ilacın içinde bir iki tane madde, ham madde bulundurabiliyor. Böyle bir kombine ilaçla tansiyonu ayarlıysa tutabilirler. Ama yapılan araştırmalar var ve 2-3 ilaç alan hastalar üzerinde de yapılmış bu araştırmalar. Bunlarda da Ramazan ve Ramazan sonrası öncesi... Herhangi bir kan basıncı değişikliğine rastlanmamış. Hı hı. Ufak oynamalar olmuş ama ilaç değiştirecek derecede bir oynama değil bunlar. Hı. Hatta Türkiye'de yapılmış, Kocaeli Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma var. 45 hastalık çalışma. Onda ikinci, üçüncü derecede hipertansiyonlu hasta 2 3 ilaç alıyorsa da Ramazanda tutabilmiş evet. yani araştırmaya göre. Kendisini iyi hissediyorsa, evet, elbette iyi hissediyorsa ki kullanmasında bir sakınca yok. Sakınca yok. Peki evet. bu arada sigara içimi var. Yani tabii evet. ki e, gün boyunca tiryaki olan kişi e, iftarla birlikte bazen ardarda arda sigara yakabiliyor ama bunun çok ciddi e, zararları olabilir deniyor. Hatta kalp krizini tetikler deniyor. Evet, gerçekten öyle. E, sigara hatta sigarayla iftar açanlar olduğunu da biliyorum. E, ve ard arda içenler bu son derece sakıncalı. Aslında nasıl alkolü bırakıyorlar Ramazan'da Ramazan'ı fırsat bilip sigarayı da bırakmalarını ben tavsiye ediyorum. Hı hı. E, çünkü e, vazospazm dediğimiz e, damarlarda büzülmeye yol açıyor. Zaten susuzluk nedeniyle e, kan dolaşımındaki e, kanın pıhtılaşma eğilimi artmış durumda. E, sigara da bu patılaşmayı artırıcı bir madde. Onun için bir sigara bile bir kalp krizini tetikleyebilir. Damar büzülmesine yol açabilir. E, o nedenle sigarayı tabii e, önermiyoruz. Ramazan'da da, Ramazan dışında da hı hı. E, kesmelerinde fayda faydalar kullanmak. Hocam gelelim e, şeker hastalarına. diyabetli kişi de e, hangi şartlar altında orucunu tutabilir? İnsülin kullananlar için sanırım... Ee, pek tavsiye etmiyoruz. Evet, tip 1 e, diyabetik hastalar, e, insülin kullanan, tip 2 diyabetik hastalar için e, önermiyoruz çünkü e, hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğüne e, neden olabilir. Bu da hayatı tehdit edici bir şey. Özellikle yalnız yaşayanlar için e, hipoglisemiyi anlayamayabilirler de. E, onun için sakıncalı. E, fakat bir araştırma var e, yapılmış, e, doktor tavsiyesine uymayıp Tip 1'lerin bile yarısının tuttuğu, tip 2 diabetlerin de %70-80 onda tuttuğu yönünde. Evet, ipi diğer, diğer çalışması, Müslüman ülkelerde yapmış. Yapılan... Böyle bir çalışma da var. E, fakat e, yine de diyabetiklerde, özellikle insülin kullananlarda sakıncalı. E, ve hipertansiyon ve diyabet hastaları, bilhassa sahurda ve iftarda hocam, neleri e, tüketsinler daha faydalı ve nelerden uzak dursunlar? Evet. E, yavaş yemeleri lazım, e, çok çiğnemeleri lazım ve e, bol yağlı kalorili yiyecekler, kızartmalardan kaçınmaları lazım. Daha çok zeytinyağlı yemekler, tencere yemekleri, e, ızgara ve fırın yemeklerini tercih etmeleri lazım. Bir de e, ara vermelerinde yarar var. Önce bir çorba diyelim, biraz kahvaltı, bir zeytinyağlı, sonra bir 15-20 dakikalık ara, ardından ara yemek alırlarsa çok daha sağlıklı olur meyveyi tatlıyı ise daha çok teraviden sonraya bırakmak belki. güllaç gibi, dondurma gibi tatlılar, sütlü tatlıları tercih etmek yerinde olur diyabeti olmayanlar için. Diyabetikler ancak diyabetikler için hazırlanan bir dondurmayı biraz yiyebilirler, az yiyebilirler. sahur'a mutlaka kalkmalarını öneriyoruz. E, ve e, o süre zarfında 2 litre su içmelerini söylüyoruz. E, sahurda da yine çorba olabilir, kuru baklagiller e, olabilir, kuru baklagillerle yapılmış çorbalar e, olabilir, e, yoğurt, e, ayran e, önerdiğimiz komposto gıdalar. Yine çok e, komposto tabii diyabetik olmayacak yine az şekerli olarak e, olabilir. Daha çok iftarda olmasında yarar var çünkü e, sabah yine de kompostonun da şekeri var. E, Glisemik indeksi e, yüksek, e, az şekerli iftar da e, olabilir. Ama sahur için daha çok e, yumurta, süt, e, birkaç yine badem, ceviz olabilir. E, bu tür gıdaları öneriyoruz. Evet, çok keyifli bir sohbetti Profesör Doktor Ayşen Elvacı hocam programımıza geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. E, sevgili izleyenler sırada kısa bir haber turumuz var ardından diğer konuğumuzla sohbete devam ediyoruz. Uzmanlar Ramazan ayında herkesi sağlıklı beslenmeye çağırıyor. Rahmet ayının zayıflamak için de büyük bir fırsat olduğunun altını çiziyor. Diyetisyen Banu Kazanç uzun süren açlığa karşı ise özellikle sahurda tok tutan yiyecekler öneriyor. Yumurta tok tutar. Yine miktarına dikkat etmek lazım. Yoğurt tok tutar, süt tok tutar, ee, ceviz tok tutar, badem tok tutar. E, bu yiyecekleri rahatlıkla tüketebiliriz. Yeterli sıvı alımı, yani su içmek, Ramazan ayında dikkat çekilen bir başka konu. Diyetisyen Banu Kazanç'ın su ihtiyacını dengeleyen önerisi ise şöyle. Limonata kullanabiliriz. Limonata su ihtiyacını giderir. Hem e, diüretik etkisi vardır, vücuttan ödem atıcı özelliği vardır. E, limonatayı nasıl yapacağız yalnız çok önemli. Bol limonlu, e, naneli bir şekilde karıştırıp içine bir tane şeker, bir bardağı atabiliriz. Beslenme uzmanları iftar sofralarında hızlı ve çok yenmemesi konusunda da hemfikir. Evet sevgili izleyenler şimdi de diş implantlarıyla devam ediyoruz. Çoğumuz duyduk suni diş kökü yapılması eksik dişler için diş implant uygulamaları çeşitli sorularımız var. Bu konudaki soruların cevapları için de diş hekimi Doktor Hasan Aydilek bizimle birlikte merhabalar. Merhaba. Diş implantları da birçok açıdan konuşuyoruz. Artık İlk başlarda çok ağrılı olan uygulamalar şimdi çok daha pratik şekilde yapılabiliyor. Peki diş implantı siz hocam anlatın nasıl bir uygulamadır? Ne gibi bir hazırlık gerekir örneğin? Öncelikle biz diş implantı çok eskiden kullanıldığı dönemlerde bayağı ağrılı bir tedaviydi. Çünkü yapım teknikleri farklıydı. Şu an teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çok daha basit indirgendi. Öncelikle diş implantı eksik olan diş yerine veya eksilmek üzere olan bir boşluğa yani çekilmek üzere olan bir dişin olduğu yere yapılır. Tabi bunun hazırlık olarak da ilk önce görüntüleme tekniğini uygulamak gerekir. Yani bizim implantı yapacağımız yerdeki kemik derinliğini ve kemik kalitesini ölçebilir olmamız gerekiyor. Bunu da tomografi ile ölçebiliyoruz veya panoramik röntgenle. Tabi tomografi teknolojilerin üç boyutlu görüntüleme teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bu çok daha Kolay e, uygulanabilir bir hale geldi. Evet Gerçekten de dişsizlik önemli bir sorun ki ka, e, diş eksiği örneğin birden fazla olan kişilerden yeme problemleri olabiliyor, konuşma problemleri olabiliyor. Peki diş implantlarının üzerine protez diş yerleştirebiliyor evet. musunuz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim aslında bir diş eksikliği için iki diş eksikliği için çok da böyle e, ihtiyaç arz etmiyor implant. Neden? Şimdiye kadar biz köprü tedavileriyle veya daha farklı protetik tedavilerle bunu çok rahatlıkla çözebiliyorduk. Ama en büyük sıkıntı hiç dişi olmayan hastalarda. Yani hiç dişi olmayan hastalarda bu hani babaannelerimizin, anneannelerimizin korkutmak için kullandığı protezler vardı çocukları. E, suyun içerisine, bardağın içerisine bırakılan. Bu protezleri kullanmak gerçekten çok zordur. Tabi o insanlar bunu çaresizlikten dolayı e, bir şekilde katlanıyorlar. İmplant da tam bu noktada... Şimdi i̇şte biz diş hekimlerinin o hareketli protezlere, o koca kaba protezlere çözüm bulamadığımız noktada imdadımıza yetişti ve implant bunun için üretildi aslında. Bunun için icat edildi. Bu e, hareketli koca kaba protezleri kullanması çok son derece konforlu olan protezleri daha kullanılabilir, daha modern, daha böyle konforlu hale getirmemizi sağladı. Hı, hı. İmplant tedavisi ne kadar zaman alıyor ee, ve Dişi örneği çektirdikten sonra da çekilmiş bir diş için hemen yaptırılabilir mi? Tabii. Şimdi şöyle, e, implant tedavisi öncelerinde biraz uzun zaman alıyordu. Yani e, her diş hekiminin muayenehanesinde veya kliniğinde e, gerekli röntgen cihazları veya bu tarz panoramik röntgen gibi cihazlar yoktu. Ama artık şu an kliniğimizde ulaşılmaz bile gördüğümüz 3 boyutlu tomografi cihazları bile kliniğimizde mevcut durumda. E, bu bize Neyi sağlıyor? implant yapacağımız yerin altındaki kemik kalitesini, kemik dokusunun sağlamlığını, genişliğini ölçmemizi sağlıyor diş etini kesmeden. Şu an biz artık implant tedavisinde, implant cerrahisinde kapalı teknik dediğimiz teknikle implant yapıyoruz. Yani diş etini hiç kesmeden, üzerine açmadan çünkü altındaki kemiğin kalınlığını ve kalitesini çok iyi ölçebiliyoruz. Ve bu sayede dikiş atma riski söz konusu olmadığı için artı kanama problemi olmadığı için orada bir diş etini açarak bir travmatize oluşturmadığımız için dolayısıyla postop dediğimiz sıkıntılar daha da minimalize edilmiş oluyor. Evet, Diş kemik yapısı oldukça zayıflamış kişilerde yapabiliyor musunuz? Tabii. Ee, bunun içinde özel kemik tozu uygulamaları var, ileri cerrahi teknikleri var. Veya farklı implant teknikleri var. Mesela şöyle bahsedeyim. Hiç diş olmayan bir hasta için konuşalım. Uzun süre dişsiz olarak dolaştıysa üst çenede muhtemelen sinüs boşlukları aşağı doğru sarkacaktır. Ee, arka tarafta da alt çene arka taraflarda da kemik dokusu bayağı incelecektir. Ve sinirlerin olduğu yere kadar kemik incelecektir. Dolayısıyla bu bölgelere implant yapmak için ileri teknikler uygulamamız gerekiyor. Hı hı. Ama çok farklı implant teknolojileriyle yani çene kemiğinin en sağlam olduğu yerlere farklı açılarda yerleştirilen 4 tane altı tane implantla biz bunu hiç kemik tozu uygulaması yapmadan da rahatlıkla çözebilmekteyiz. Evet. Hipertansiyon hastaları, kalp hastası, şeker hastası da implant uygulamasını rahatlıkla yaptırabilir mi? Şimdi şöyle ben klinimizde genellikle şöyle söylüyorum. Hani kişiler geliyor ben şeker hastasıyım, kalp hastasıyım. Eğer şekeri, şeker hastası ilaçlarını kullanıyor ve belli değerlerin altında seyrediyorsa o bir diş hekimi için şeker hastası değildir. O dahiliye doktoru veya endokrinolog için bir şeker hastasıdır. Veya tansiyonu, normal bir insanın tansiyonu, normal sağlıklı bir bireyin tansiyonu gibi seyrediyorsa tansiyon hastası olabilir ama biz diş hekimleri için tansiyon hastası değildir. Dolayısıyla kontrol altında olan her kalp hastası, her tansiyon hastası ve işte diabet hastasına biz... Rahatlıkla implant yapabilmekteyiz. Hı hı. Sigara çok içenlerde de implant faydalı mı? Maalesef, maalesef sigara içenlerde e, çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü sigaranın içerisindeki bir takım maddeler bizim implantı yaptığımız zamanki yara iyileşmesini geciktirici maddeler. Dolayısıyla implant yapıldığı dönemde o ilk bir haftalık yara iyileşmesi döneminde oluşabilecek herhangi bir enfeksiyon implantın devamını da olumsuz yönde etkilediği için o bir hafta boyunca sigara içmemelerini öneriyoruz. Hı hı. Belki bu soru da çokça geliyordur size. E, çünkü orada kalıcı bir madde yerleştiriliyor evet. vücuda. Bu ileri e, yıllarda örneğin e, kansere yol açar mı? Vücuda başka zararlı etkileri olur mu? Evet. Bu çok tartışıldı. Titanyum aslında implantlar biz titanyum implant kullanıyoruz. Artık farklı bir malzemeden implant kullanılmıyor. E, bu çok tartışılan bir konuydu. Ama titanyumun sadece diş hekimliğinde implantta kullanılmıyor. Tıpın her alanında, ortopedide, beyin cerrahisinde, kalp cerrahisinde ve birçok tıp alanlarında titanyum zaten implant icat edilmeden önceden beri kullanılıyordu. Titanyumla alakalı yapılan araştırmalarda herhangi bir kanserojen etkisi veya vücuda olumsuz yönde bir alerjik reaksiyon tespit edilmemiş. Hı hı. Peki implantı e, uyguladıktan sonra e, bunların bakımı var mı? Uzun e, ömürlü olması için yani uzun e, süre idame ettirebilmek için neleri dikkat etmek gerekir? Tabii ki var. Yani şu an bizim kendi ağzımızdaki doğal dişlerimiz muazzam bir teknolojiyle oluşturmuş. Onlar bile hani düzenli bakıma ihtiyaç duyuyorken suni yapay kök, diş kökü dedik. E, onların daha fazla bir bakıma ihtiyacı var. Dolayısıyla normal şartlarda implantı yaptırmadan önce... Diş hekimine senede iki sefer gitmemiz gerekiyor ise implant yapıldıktan sonra bu kontrol sıklığını daha da arttırmamız gerekiyor ve özel bakım e, aparatları var. Biz zaten implant yaptığımız an hastamıza bu bakım setlerini veriyoruz veya işte nasıl kullanacağı konusunda detaylı bilgileri veriyoruz. Ama implant yaptıran bireylerin daha sonrasındaki ağız bakımına dikkat etmeleri öncekine göre daha büyük önem kazanıyor. Peki hemen yükleme nedir? Evet. Bu çok sık hastalarımızdan talep aldığımız bir soru ve bu talebe göre de artık teknolojiyle birlikte bir takım tedavi alternatifleri geçti. Şu an hemen yükleme dediğimiz yöntemde örneğin hiç dişi olmayan bir hasta geldiği zaman aynı gün içerisinde veya birkaç gün içerisinde implantların yapılıp kalıcı dişlerinin yapıldığı sistemdir. Eskiden nasıl yapıyorduk? İmplantları yapıyorduk, 3-4 ay bekliyorduk veya 6 ay bekliyorduk. Ondan sonra üzerine protezini yapıyorduk. Şu an artık günümüzde kullandığımız teknolojiyle birlikte kişinin kemik yapısı buna müsaitse implant ve diş aynı dönemde rahatlıkla yapılabilmekte. Ama tabii bunu genele yayamayız. Her hasta için ve her bölge için yapamayız. Evet. Peki son olarak implantlar ilk başlandığı zaman gerçekten çok yüksek fiyatlarda uygulanıyordu. Bugün için sanırım biraz daha ortalama rakamlar bulundu. Evet. Pahalı bir yöntemdi. Evet pahalı bir yöntemdi. Ee, bana bunu çok soruyorlar da ben de hani e, şöyle söylüyorum. Ben de e, ilk mesleğe başladığım dönemlerde bir beyaz eşya aldığım zaman günlerce taksizini ödüyorduk. Ama şu an çok daha uygun fiyatlara geliyor. E, aynı bunun gibi yani üreten arttıkça, uygulayan arttıkça e, fiyatı da uygun bir hale geliyor. Ama şu an geldiği e, fiyat bunun gelebileceği en son fiyattır zaten. Evet diş hekimi Doktor Hasan Aydı ile keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Estetik burun ameliyatları yeni yöntemlerle çok daha kolay yapılır hale geldi. Doçent Doktor Şaban Çelebi estetik ameliyatların nasıl yapıldığını ve kimlerin bu operasyonlara uygun olduğunu birazdan sağlık kontrolünde açıklıyor. Miyomlar birçok kadında kısırlık başta olmak üzere önemli sorunlara yol açabilir, tedavi edilmezlerse hayatı zorlaştırabilir. Doçent Doktor Önder Koç, Miyomların nedenlerini ve tedavisini bugün sağlık kontrolünde anlatıyor. E sevgili izleyenler, şimdi de estetik burun ameliyatlarını konuşacağız. Bu konuda ne gibi gelişmeler var, bunları öğreneceğiz. Ee, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi, kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı, Doçent doktor Şaban Çelebi bizimle birlikte. Merhabalar. Merhaba. Estetik burun Ameliyatı nedir diyelim rinoplasti olarak geçiyor tıpta evet. nedir? Ee, burnumuz yüzümüzün orka, ortasında yüzümüzün diğer yapılarıyla uyum içerisinde olan bir organımızdır. Bu uyumdaki herhangi bir bozulma durumunda estetik burun ameliyatı ile bu oranlar düzeltilebilir. Tabi bunun dışında e, latince ismi rinoplastidir hastalarımızın bazen e, bu oranların dışında istekleri olabiliyor ne gibi burun ucunun biraz daha fazla kaldırılması ya da burun sırtında biraz daha kavis verilmesi gibi eğer makul ölçülerde ise buna cevap verebiliyoruz. Fakat bu ölçüler aşırı istek oluşturursa ameliyatı yapmayı açıkçası çok fazla istemiyoruz. Hastaya da bunun neden olduğu konusunda bilgiler veriyoruz. Eskiden işte bir örneğin ünlünün fotoğrafını alıp doktorun yanına işte ben Angelina Jolie gibi bir burnum olsun isteyenler olabiliyordu. Şimdilerde durum nasıl? Da Doğal tercih ediliyor. Bir de ameliyat öncesinde simülasyon yapabiliyorsunuz. Yani bilgisayarda bir sonrası görüntüsü oluşturuyorsunuz. Bunun da faydası oluyor mu? Açıkçası elinde bir fotoğrafla gelen hastalarımıza bunun çok doğru olmadığını, herkesin yüz yapısının ve burun yapısının, burun anatomisinin farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer inandırabilirsek ki çoğunlukla hastalarımız bu konuda çok bilinçli, çok okuyup araştırıp geliyorlar. Bunun da çok doğru olmadığını bizim anlatmamız doğrultusunda inanıyorlar. Ve onların isteklerine o şekilde cevap veriyoruz. Ama çok ısrarcı olurlarsa risklerinde konuşup ameliyatı yapmayı çok istemiyoruz o zaman. Peki burun ameliyatında işe dönüş süresi, ameliyat sonrası örneğin ne kadardır ve Herkes bunu sorguluyor burun tamponları. Çok ağrı evet. veren burun tamponları size de gelenler bu tamponlar çıkarılırken işte ağrı hissedecek miyim diye soranlar oluyordur. Şu anda nasıl uygulamalar yapılıyor? Ee, tabii günümüzde insanlar işine çabuk dönmek istiyorlar. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için hem dünyada hem de Türkiye'de çok fazla araştırma yapıldı. İşe dönüşü engelleyen ise Yüzümüzde oluşan morluklar ve şişlikler bundan dolayı yoksa yatarak geçirilen bir hastalık değil. Ee, eğer ağır bir işte çalışmıyorsa, insanlarla karşılıklı iletişimi, iletişimi gerektirecek bir işte çalışmıyorsa, üçüncü günden sonra masa başı bir işse müsaade ediyoruz ama ağır bir iş ya da insanlarla iletişimi etkileyecek bir işse ee, bir hafta kadar işe gitmelerini gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Hı hı. Tamponlarla ilgili. Tamponlarla ilgili evet insanların çok fazla korkusu var bununla ilgili. Belki haklılar. Eskiden çok klasik tamponlar kullanılıyordu, bez tamponlar ve çıkarılırken çok fazla ağrı çekiyorlardı. Ben de bunun yaşayanlardan birisiyim. Ama son dönemde e, iki özel tampon kullanıyorum ya da tampon kullanmadan yaptığım hastalarım var. Tampon kullandığım hastalarda. Ya üç gün kısa süreli kalan ya da bir hafta boyunca silikon ortasında olu olan, nefes alıp vermeyi etkilemeyen tamponlar kullanıyorum. Üç günlük tamponda ise özel bir süngerden hazırlanıyor. Dışında özel bir kılıfı var. E, çekerken hiçbir ağrı hissetmiyorlar. E, tampondaki korku zaten çıkarırkenki ağrıydı. Ama hastalar çok rahat olsunlar. Türkiye bu konuda çok ileriye taşındı. Bu tamponlarla ilgili sıkıntı büyük oranda yaşamayacaklarını söyleyebilirim. Bir de revizyon estetik ameliyatları var burun estetiği. İlkinde başarılı olunmamış olabiliyor veya yer çekimine bağlı burunun şekli öne doğru daha fazla düşebiliyor. Bunlar hakkında bilgi alalım sizden. Bu konuda da tabii çok fazla gelişme kaydedildi. Şöyle bir algı var. Hani acaba bu Kişi çok fazla estetik meraklısı mı? Sürekli estetik oluyor diye bir algı var. Esasında öyle değil. Bazen hekime bağlı, bazen de hastanın fizyolojisine bağlı bir takım istenmeyen sonuçlar olabiliyor. Ama revizyonla bunların altından kalkılabiliyor. Ee, revizyon ameliyatları evet ilk ameliyatlara göre biraz daha sıkıntılı geçebilir. Ee, ama yine de başarı oranları oldukça yüksek. Evet. Peki başarılı bir estetik ameliyatı için neler söyleyebiliriz? Hiç yapıldığı anlaşılmayan mı veya bir kişinin yüzüne en uygun şekil mi? Çok güzel bir soru. Esasında e, bizim de istediğimiz burnu yüzün ortasında dikkat çeken bir organ olmaktan kurtarmak. Yapmak istediğimiz esasında bu. Doğal olmalı. Ameliyat olduğu belli olmamalı bundaki başarı oranı ne kadar yüksekse estetik burun ameliyatında da başarı o kadar üst düzeye taşınmış olur. Öncelikle nefes alıp veren bir organ olduğunu unutmamamız gerekir. Bu fonksiyonunu bozmamak gerekir. Estetik yapıyorum derken fizyolojisini bozmamak gerekir. Ya da Ameliyatı yaparken eğer içerisinde nefes alıp vermemizi engelleyen bir problem varsa onu da aynı seansta düzeltmek gerekir. Evet, Yani böyle çok güzel bir burun ama nefes alıp verirken hışırtayan bir ses tonu da hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Evet. Hı hı. Peki hocam e, estetik cerrahlarımız oldukça başarılı. Son yıllarda bakıyoruz çok yabancı hasta geliyor. E, bilhassa burun ameliyatları için de yurt dışından çok gelen hasta var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet. Şimdi... E, İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tabii dış görünüşlerine daha fazla önem vermeye başladılar. Estetik burun ameliyatı da bunlardan birisi. Hem Türkiye'de hem de dünyada estetik burun ameliyatı tüm estetik ameliyatlar içerisinde ilk sırada. Eskiden Türkiye'ye yine yabancı hastalar geliyordu. Fakat geliş sebepleri genellikle fiyatların uygun olmasıydı. Fakat son dönemde özellikle fiyatların uygun olmasının önüne geçti kalite. Bunu hem e, yurt dışından gelen hastalardan öğrenebiliyoruz hem de yurt dışında katıldığınız toplantılarda yabancı meslektaşlarımız Türkiye'nin rinoplasti de özellikle parlayan bir yıldız evet. olduğunu Ama ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne nazaran bir Almanya'da örneğin bunun 3 katı ameliyat Tabii ıı, çok maliyeti fiyatlı, var. Evet çok fiyatlı dış evet. ülkelerde. Kaç maliyeti. yaşından sonra estetik ameliyatı olunabilir burun estetiği? Ee, özellikle bayanlarda e, 16 yaşından sonra erkeklerde ise e, pardon erkekler bayanlarda 16 yaşından sonra erkeklerde ise 17 yaşından sonra estetik burun ameliyatı yapılabilir. E, ama görüntü olarak çok kötü değilse 1-2 yıl daha beklemelerinde fayda var diye düşünüyorum. Evet, Sayın Çelebi, çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Evet sevgili izleyenler sırada kısa bir reklam arası ardından diğer konuğumuzla sohbete devam ediyoruz. Evet, sevgili izleyenler şimdi de kadınların korkulu rüyası miyomları konuşacağız. E, miyomların ...tedavisindeki modern yöntemleri konuşacağız, kapalı ameliyatları konuşacağız. Bu konudaki bilgileri de bize Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı... ...Doçent Doktor Önder Koç anlatacaklar. Merhabalar hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi rahimde oluşan miyomlar, gerçekten kadınların korktuğu bir konu, zaman zaman yaşadığı bir durum. Neden kaynaklanıyor? Öncelikle onu soralım. Neden oluşur bu miyomlar? Miyom e, oluşum olarak iyi huylu bir düz kas tümörü, bir hücreden kaynaklanıyor. Ama kadınlarda çok sık gözüküyor. Her 10 kadından neredeyse ikisinde, üçünde karşımıza çıkan bir patoloji. E, bu sıkıntı yarattığı zaman işte kadın doğum uzmanları devreye giriyor. En önemli sıkıntısı da, Yoğun adet kanamaları, ara kanamalar, şiddetli kanama süreçleri, hastanın yaşadığı. Bunun ardından bunun dışında şiddetli ağrılar, sık idrara çıkma gibi miyoma bağlı bası semptomları, bulunduğu yere göre bağlı olarak bağırsaklar olan bası, tuvalet alışkanlıklarına sıkıntılar, gebe kalmada zorluk, gebe kaldıktan sonra buna bağlı düşükler olarak sıralanan birçok bulguyu, şikayeti yaratabiliyor kadınlarda. Hı -hı ve tedavisi de e, günümüz şartlarında e, oldukça başarılı ve mümkün tedaviler. E, eğer belli bir ölçüyle geldikten sonra mı hocam bu miyomları alıyorsunuz? Şimdi burada ölçü büyüklük de önem taşımakla birlikte yerleşim de çok önem taşıyor. Daha küçük bir boyutta olup e, gömülü miyomlar, rahim iç duvarına bası yapan miyomlarda daha küçük boyutlarda da bizim e, olaya girmemiz gerekebiliyor. Yani yarattığı şikayet ve ölçü. Bunların hepsi birlikte değerlendiriliyor. Hı hı. Kadın doğum uzmanı bunu değerlendirirken ya da tedavi etmeye karar verirken. Evet. Ve bu kapalı ameliyatlar, laparoskopik ameliyatlar oldukça başarılı ameliyatlar. Hızlı iyileşme, ayağa kalkma süresi e, oldukça kısalıyor. Burada yeni bir uygulama var. Sizin de yaptığınız miyom tedavisinde MR haritalama yöntemi, e, Türkiye'de yeni yeni uygulanan bir yöntem. Normal MR'dan farkı nedir diyeyim? Evet. böyle bir MR navigasyonu nedir? Şimdi biz ameliyatlarımızın neredeyse %99'unu kapalı olarak gerçekleştiriyoruz. Miyom cerrahisinde de böyle. Kapalı cerrahiyle yoğun bir şekilde uğraştığımız için de MR sistemini, MR haritalamayı kullanmaya başladık. Şimdi MR haritalama aslında normal MR'dan farkı kesitlerin çok daha ince alınması ve bir yorumlama şeklinden kaynaklanıyor. Yorumlamada miyomun konumu duvara olan uzaklıkları, kan damarlarına uzaklıkları ve bizim ulaşabileceğimiz en kısa yolu tariflemek üzerine geliştirilmiş bir yöntem. Kapalı cerrahide biz karın içeri, iç boşluğuna girmediğimiz için bütün ellerimiz her şey dışarıda olduğu için ve içeri çok küçük 5 milimetrelik titanyum çubuklarla içeri girdiğimiz için içeride bizim his duygumuz yok. Dolayısıyla gömülü bir şeyi, kitleyi Görmemiz diye bir şey de yok. O noktada işte MR devreye giriyor. Hı hı. Bu bizim için bir hazırlık. Yani bizim ameliyata dersimizi iyi çalışmamız gibi bir şey. Dolayısıyla biz eğer ameliyat öncesi MR harita, haritalama sistemiyle miyomların lokalizasyonunu, navigasyonunu tam olarak sağlamışsak, yerlerini lokalize etmişsek. E, ameliyat sırasında bunlara çok kesin bir şekilde doğru bir şekilde kanamasız kansız en kısa yoldan ulaşıp karın dışına alabiliyoruz. Evet, aslında kulağa çok teknik gibi geliyor ama ameliyat esnasında size demek ki bu detaylı miyomun görüntülenmesi oldukça fayda veriyor. Tabii ki. Şimdi biz görüntü cerrahisi yapıyoruz aslında kamera cerrahisi. Hı hı. Kameraya bakarak ameliyatımızı devam ettirirken kameranın hemen yanında da MR görüntüsü, değişen MR görüntüleri hı hı. gidiyor. Yani burada işte yaptığımız ameliyatta aldığımız miyomları tek tek o MR görüntüsünde ulaşıp çıkarttık, kontrol edip sonra diğer miyoma devam edin. Onu yakalayın, çıkarın, kontrol edin. Bu arada ulaşın tek tek. Öncesiyle planlamayla doğru mu gidiyor tekrar kontrol edin. Yani bu şekilde e, kontrol Ameliyat etmek tamamen. üzerine Teknik bir, bir görüntüyle planlama ilerliyor. görüntüyle ve planlama süreciyle. Yani ameliyat önceden planlanıyor ve ondan sonra o planlama sürecinde devam ettiriliyor. Hı hı. Peki hocam bunlar çok önemli ameliyatlar ve sonradan kadın gayet sağlığında kavuşabiliyor, çocuk sahibi olabiliyor, tüm işlevlerini devam ettirebiliyor. Burada evet. koruyuculuk önemli yani rahim duvarını korumaya çalışıyorsunuz. Biz hem rahim duvarını hem organ koruyucu cerrahi yapıyoruz. Üreme tıbbında organ koruyucu cerrahi çok önem taşıyor. Miyom, çikolata kisti olsun. Yani birçok kadın hastalıklarında artık organ koruyucu cerrahi çok ön planda. Yani organları mümkün olduğu kadar gereksiz yere alıp karın dışını çıkartmıyoruz. Rahmini almıyoruz. Bize bu nedenle çok sayıda hasta başvuruyor. Yani rahminin alınması gerek görülmüş ama rahmi almamak şansı var. O şansı hastalarımıza sağlamaya çalışıyoruz. Tabi burada miyomlar aslında açık ameliyatlarda çok kanlı kanlı cerrahilerdir. Hı. O nedenle de genelde hastalara rahmin alınması riski bildirilir. İşte bu noktada ileri cerrahi teknikler, mikro minimal invaziv, laparoskopik kapalı cerrahi teknikleri kullanılarak geçici damar kapaması yöntemleri, işte damar rahimin içine enjekte edilen kanama önleyici ilaçlar, çeşitli kanama önleyici teknikler kullanarak çok büyük büyüklükteki miyomlara da müdahale edebiliyoruz. Evet. Burada, burada sana, organ korumamız. Sözünüzü kestim ama burada hekimin de becerisi çok çok önemli çünkü bazı hasta işte tedavi için gittiğinde senin rahimin alınması gerekir diyor. Kimi doktora gidiyoruz. Hayır almadan da bu ameliyatı gerçekleştirebiliriz. Orada tabii ki hekim bir risk alıyor. Ancak Oradaki başarısı ameliyat tekniğindeki ileri uygulama önem taşıyor sanırım. Şimdi açık ile en önemli fark şu. Genel yaklaşımı kadın doğum uzmanlarının ultrasona bakıp hemen miyom cerrahisine girmektir. Açık bir cerrahi ama öyle bir durumda her zaman rahmin alınması riski vardır. Çünkü ultrason tabii ki tanı teşhis amaçlı çok kullanışlı bir alet. Ama asla bir MR gibi e, üç boyutlu olarak bize noktasal olarak işte büyük miyomun yanındaki daha küçük miyomu kü verebilecek nokta nokta tarifleyebilecek bir alet değil. Genel bir bize bilgi veriyor. Bir sıkıntıyla ilgili şeyi veriyor ama üç boyutlu tarifini yapacak şey MR. İşte bu noktada MR radyoloğun ve kadın doğumcunun o konuda çalışan eğitime gerekli. Yani bunun tariflenmesi gerekli. Bu ameliyatı yapacak kişiyle o radyolog oturacak. Bu sistematik çerçevesinde ameliyatın sonra nasıl yapılacağına planlayacak. Hı. İşte bu noktada ameliyat sonucu çok daha yüz güldürücü oluyor. Organ korunma şansı da artıyor. Böylece e, bu da sonuçların iyi olmasını sağlıyor. Yani iyi bir planlama, iyi bir sonuç. Evet, şimdi bazılarında miyomlar daha sık tekrarlayabiliyor. Bu neden kaynaklanıyor? Hı. Acaba genetik yatkının önemi var mı veya yaşanılan bir takım üzüntü sıkıntılar da miyomlara sebep olur mu? Şimdi miyom dediğimiz gibi bir tek hücreden kaynaklanan ve onun büyümesinden kaynaklanan bir kitle olarak kabul ediyoruz. E, cerrahide aldığımız miyomlar tekrarlamaz. Tekrarlayanlar genelde orada bırakmak zorunda kaldığımız böyle bir santimin altı küçük miyomlardır. Bazı kadınların rahimleri yaygın milyonlarca, binlerce miyomdan oluşur. Şimdi burada siz orada 1 santimin altı çok küçük minik miyomları almazsınız çünkü öyle bir şey alsanız rahim duvarını tamamen aç almanız lazım, organı almanız. E biz organ koruyucu cerrahide yaptığımız için küçük miyomlara dokunmayız. E bu 10 yıl içinde östrojen bağımlı bir tümör olduğu için eğer hastanın yaşı gençse 25-30'lu yaşlardaysa tekrarlama ihtimali olabilir. Ama 40 yaş üstünde ise böyle bir miyomun tekrarlama ihtimali %30'un altındadır. Hı hı. Bizim cerrahimizde büyük miyomların, sıkıntı yaratan miyomların, problem yaratanların çıkar tam olarak çıkartılması esasına dayanıyor ama kapalı yöntemle hastanın günü birlik cerrahiyle o gün ya da ertesi sabah evine gidebileceği durumda ameliyatın sonlandırılması temiz bir şekilde. Burada şeyden de farklı hani embolizasyon yönteminden bunu da hastalarımız merak edebilir. Embolizasyon damar bunu besleyen damarların tıkamasıdır. Ee, bunu besleyen damarlar çok fazladır. Yani bunu besleyen myom bütün damarlara bir bunu tabii bunu besleyen bütün damarları tıkamak çok şey değildir. Başarıyla sonuçlanmıyor. Ee, tıkasanız bile orada bir miyom çürüme sürecine girip ciddi bir ağrı yaratıyor. Dejenerasyon ağrısı diyoruz buna. Bu ağrıyla da hasta yani %30-40 oranında 5 yıl içinde tekrar cerrahiye gidiyor. Hı hı. Yani kapalı ben çok sayıda embolizasyon sonrası cerrahi de yapıyorum hastalarımıza. Yani kapalı cerrahi Ciddi bir alternatif artık açık cerrahiye Ama iki boyutlu bir ortamda yapıldığı için bir kamera cerrahisi olduğu için ve biz his duygusu olmadığı için mutlaka MR ile önce bir projelendirilmesin hangi teknikle yapılacak onun kararlaştırılması gereken planlanması gereken bir cerrahi. Evet. evet, Sayın Doçent Doktor Önder Koç hocam bu faydalı ve yeni bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E sevgili izleyenler bugün de vücudumuz üzerine, sağlığımız üzerine önemli konulara parmak bastık. Yer vermemizi istediğiniz diğer konularla ilgili her zaman bize yazabilirsiniz, bizi arayabilirsiniz. Bu arada programlarımızın tekrarlarını izlemek için de slash sağlık kontrolünü tıklayarak izleyebilirsiniz. Güzel bir gün ve hafta sonu sizin olsun efendim. Hoşçakalın.